Mevzuatı konuşurken ben yeniden masaya gelmek istiyorum Sayın Bakan. Çünkü sorular gelmeye devam ediyor. O masada siz yetkili sendikayla toplu sözleşme anlaşmasını imzalayamazsanız ondan sonraki prosedür nasıl yürüyecek? Şimdi bu tutanakla bunun belgelenmesi gerekiyor ve hakem heyetine gidilecek. Biz de gidebiliriz. Tabii diğer konfederasyona gidebilir. Ve orada ayrıca hizmet kolları da gidebilecek. Yani hizmet kolları da ayrıca kolundan. Tabii 11 hizmet koluna da o yetki veriliyor. O zaten biz şunu söylüyoruz. Bir taraftan konfederasyonların en çok üye sahip olanla imza atıyoruz veya atamıyoruz, hakem heyetine gidiliyor. Ama aynı anda 11 hizmet kolu. Onlar da ayrıca onlarla pazarlıklar yapıyoruz ve uzlaştıysak uzlaştık, uzlaşamazsak o hizmet koluyla ilgili onlar da hakem heyetine gidebilme imkanını getiriyoruz. Şimdi Abdülkadir Bey, yani Türkiye gerçekten bu önemli bir devrim niteliğinde bir düzenlemedir yani. Efendim eksiği yok mu? Grev eksiği diye ifade ediliyor ya. Yani olabilir yani, biz dört dörtlük demiyoruz ama şuna bakınız yani, hizmet kolunda, eğitim hizmet kolunda ben efendim şu konularda beklediğim netice alamadım diyen hizmet kolu başkanı hakem heyetine gidip hakkını arama yollarını oraya kadar götürebilecek. Bu da şu demek değil mi aslında, 15 kişi karşı tarafı düşünürsek bir noktada, ki çok zor görünüyor aynı fikirde olmaları, bu bir tabii şekilde hakem heyetinde çözümlenecek yani gibi gidecek görünüyor. Çok konu olabilir yani hakem heyetine. Yani 11 hizmet kolu 11 kişi demek. Yani 11 aynı ayrı alan demek. 3 de konfederasyon, genelde yani toplu sözleşme, genel bütün konuları içerecek. Mutlaka farklı şeyler çıkacak. Ama biz bunu bak Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Şimdi İngiltere'ye gidiniz, hükümetin onayına tabi. Yani toplu sözleşmeye çıkan karar hükümetin onayına tabi. Fransa'ya gidiyorsunuz, Maliye Bakanı'nın onayına tabi. Maliye Bakanı onaylarsa yürürlüğe gider. İtalya'ya gidiyorsunuz, hem hükümet hem Sayıştay'ın onayına tabi. Yani o halde Türkiye bu yönüyle çok önemli, ileri bir düzenlemeyi gerçekleştirmiştir. Ama diğer konuyu ifade edeyim. Grev konusu anayasa değişikliğiyle ilgiliydi. Ben dün bu sorulduğu zaman dedim ki grev ve yani gidelim. Yani gidelim, o hakkı verelim yani. Ama anayasa değişikliğinde o da oturmanız gerekirdi. Demeniz gerekirdi ki toplu sözleşmede mali ve sosyal hakları masaya taşıyan bir toplu sözleşme ortamını sağladınız. Ama grevi de koyalım diye siz getirseydiniz. O dönemde. Anayasa değişikliği. O anayasa değişikliğinde yani. 2010 yılında 12 Eylül'de. Getirmediniz. Yani mecliste bulunmadınız. O halde şimdi konuşmak kolay. Ülkenin yönetim sorumluluğunu üstleniyorsanız çok sorumlu davranmak durumundasınız. Yalnız 4 milyon kamu çalışan ve emeklilerini değil, 75 milyon hukukunu korumak durumundasınız ve dengeli olmak durumundasınız. Dengeleri bozmamak durumundasınız. Çünkü ne mali disiplinden ayrılmaya Türkiye'nin lüksü var, ne Türkiye'nin keyfi bir yönetim anlayışına lüksü var. Her defasında ben söylüyorum, sorunları torunlara bırakmayacak şekilde çalışmamız gerekiyor. Bizim iktidar olarak farkımız bu. Geçmişte popülist yaklaşım içerisinde olanlar sorunları bize, yani torunlara bıraktılar yani. Sorunları ama biz ötelediler. Ötelemek yok. Kuşak. Bugün sorunları çözmemek için dikkatli adımlarla açılımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ben tekrar bu prosedüre dönmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de uygulaması yok. İlk kez uygulanacak. Bunun çok iyi anlaşılmasını istiyorum. Siz eğitim hizmet kolu ya da sağlık hizmet kolu bu konuda kendi taraftarlarının haklarıyla ilgili olarak ayrıca itirazda bulunabilir diyorsunuz. Tabii. Bunlar zam oranı ile ilgili de itirazda bulunabilecekler. Zam oranı ile ilgili olmuyor şundan dolayı. Yani genel görüşme var ya, aynı hepsinin bulunduğu, hizmet kollarında bulunduğu ve konfederasyon başkanlarının bulunduğu o heyetle biz zammı da tartışacağız. Ne kadar zam olacak? O ana çatıyı genel görüşme olarak diyoruz. Ana çatıyı çattıktan sonra hizmet kolları içindeki odalar. Yani benim odama diyor, şu şekilde ben karola isterim, şu şekilde koltuk isterim, talebi, televizyon isterim, televizyon isterim, talebi, hizmet kollarının talebidir. Ama ana çatı genel toplu sözleşmenin konusudur ki onu da konfederasyonlarla maaş konuşur. Ana çatı olacak, bir oran belirlenecek. Tabii, ama kat sayılar, kat sayılar, maaşlar ve diğer yardımlar. Diğer yardımlar. Yani ölüm yardımları, giyim yardımları, yemek evlilik, yardımları, doğum.
Yani evlilik, doğum, yani birçok harcırahlar, ikramiyeler, çok konu başlıkları var. Mali ve sosyal haklar diye özetleyebileceğimiz konular yasada da tadad edilmiş durumda. Bu çerçevede bu konuları görüşüp anlaştıklarımızı belirleyeceğiz. Anlaşamadıklarımız konusunda da hakem heyeti yol açık. Tabii bazı iş kollarının da mesleği itibariyle bir takım talepleri olacak. Örneğin tabii. Sağlık iş kolunun büro memurlarından farklı talepleri olması söz konusu olduğu gibi. Onları da ayrı mı müzakere edeceksiniz? Tabii onları ayrı. Yani spesifik olarak o hizmet koluyla ilgili alanlar neyse onlar dile getirebilecekler. Yani mesela döner sermayenin sağlıkta dağıtımıyla ilgili bu oran 5 puan şurada yüksek olsun, 5 puan şurada düşük olsun diye bir talebi getirebilir, konuşabilirsiniz, tartışabilirsiniz. Bu o alanla ilgili bir şey. İşte efendim kültür turizmde kıyafetlerle ilgili. Yani oradaki gerek devlet sanatçılarının veya oradaki bilemiyorum diğer elemanların bazı özel günler, özel kıyafetlere ihtiyacı varmış. Onların mesela bu özel giderleriyle ilgili o alanla ilgili talepleri getirebilirler. Bu hizmet kolları kendi alanlarıyla ilgili görüşmeleri hükümetle mi yapacak yoksa yine toplu olarak yine mı yapılacak? Yine bizimle yapacaklar. Taleplerini önden bildiriyorlar. Yok, masada diğer gruplarda olacak mı? Yani? Tabii hep beraber olabilir. Olacak. Birlikte görüşürüz. Hakem heyetine gidince hakem heyetinin bir süre sınırlaması olacak mı? İla nihayet çalışabilecek mi hakem heyeti? Şimdi bir aylık süre var. Bir ay. Bütün işlemler bir ayda bitecek. Yani Mayıs'ın 1'inde başladık ise Mayıs'ın 30'unda iş bağlanıyor. Biz 20 günlük bir süre içerisinde taraflarla görüşmemizi 10 günlük süre içerisinde hakem heyeti kararını açıklamış olacak. O zaman bir ay içerisinde tabii. Bu iş netile. Tabii aksi takdirde yani bunu sürüncemede bırakmak tabii yasayı çıkarmasanız daha iyi o zaman. Çünkü yasa çözüme dönük bir yasa. Biz hemen bir ay içerisinde bunu bitirmiş olacağız. Sayın Bakanım açıklama yaparken yüzünüz gülüyor. Memurun da yüzü gülecek mi? Biz bugüne kadar memurların, çalışanların, sabit gelirlerin yüzünü güldürdük. Emeklilerin yüzünü güldürdük. Yani intibak dediler, intibak esasını çıkardık biliyorsunuz bu dönem çıkardık. Evet. 2 milyon emeklimizin yüzünü güldürdük. Yani haksızlığa geçmiş dönemler itibariyle sistem değişikliğine dolayı maruz kalan emeklilerin yüzünü güldürdük. Memurlarımızı enflasyona ezdirmedik, işçimizi enflasyona ezdirmedik. Hep tartışma konusu ne? İntibak esasında neden 2013'e bırakıldı emeklilerin ödenecek parası? Şimdi şöyle, intibak düzenlemesi... 2013 değil, bizim hükümet programımızda diyor ki 2012, 2013, 2014, 2015 yani 4 yıl içerisinde çıkarılacak olan intibak düzenlemesi 4 yıla yayılır diyor. Yani eğer 2 milyar lira verecekseniz emeklilere 500, 4 yıla yayacaksınız. Artık emekliye ne kadar isabet ederse. Şimdi biz bunu uygun bulmadık. Bakanlar bunu değerlendirince başbakanımız dedi ki ya verdiğimiz 2 milyon emekli beklentileri var dedi. Bunları tek kalemde verelim diye. Öteden beri zaten Sayın Başbakanımızın gerçekten emekliye, sabit gelirliye olan yaklaşımı bu. Bak asgari ücret belirledik biz. Herkes 3+3 bekliyordu asgari ücreti. Sayın Başbakanımızla görüştük dedi ki asgari ücret 700'den aşağı düşmeyecek dedi ya. Bunu 700'e taşıyın dedi. Kamuoyuna yanlış yansıtıldı. 4 yıllık süreci siz aslında 1 yıla düşürdünüz evet, ama o, tam o arası 1 yıl sonra. Asgari ücretle ilgili Sayın Başbakanımız 3+3 beklenirken %12,5 zam yaptık. %12,5. 2 katı yıllık 6 beklenirken 12 oldu. Şimdi bu konuda da 4 yıla yayacağımıza dedi. 1 yıl sonra ödeyelim. 1 yılda bizden çıktı. Yani bizden kaynaklanıyor. Yoksa Sayın Başbakanımız belki bu yıl içerisinde ödememizi talimatlandıracaktı. 2.743.000 dosyayı, emekli dosyasını tek tek incelememiz gerekiyor. Bilgi işlemi değil bunlar. Dolayısıyla bir zamana ihtiyacımız var. Şu anda cumartesi, pazar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki bütün arkadaşlarımız harıl harıl çalışıyorlar, mesailerini yapıyorlar ve bu 2.743.000 dosyayı neticelendirmek için 8 aylık bir süre verdi kendilerine. İnşallah 2013'ün birinci ayına yetiştirecekler. Bundan dolayı yoksa keyfi bir 2013 kesinlikle değil. Sayın Bakanım kısa bir ara verelim isterseniz sorularımız devam edecek.